Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nu Asko Otel'deki resepsiyonda partililerin de katılımıyla gerçekleştirdi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Sevmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu'na CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, CHP Muğla Milletvekilleri Profesör Doktor Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan, CHP Muğla İl Başkanı Mustafa Öztürk, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eski milletvekillerinden Fevzi Topuz ve Fahrettin Üstün, Boddo Başkanı Mahmut Kocadon Besiyat Başkanı Uğur İlhami Özden'in yanı sıra CHP Bodrum İlçe Örgütü yönetimi ile gençlik ve kadın kolları üyeleri katıldı. Cumhuriyet Balosu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından CHP İlçe Başkan Yardımcısı Emre Köroğlu tarafından hazırlanan Cumhuriyet'in 91. yılı Barko Vizyon gösterisiyle başladı. Daha sonra bir konuşma yapan ilçe başkanı Recai Seğmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistem yönetiminde bugünlere kadar geldiğini, ancak içinde bulunduğu dönemde bu sistemin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi. 12 yıl boyunca iktidarda olan bir partinin genel başkanı 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçildi. Bu sistemle Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi yönetemeyeceği için şimdi başkanlık istiyor. Böylece Türkiye'yi totaliter rejimde yönetebilecek. İşte bu dönemde her türlü kırgınlığı bırakarak birlik ve beraberlik içinde olmamız ve 2015 yılında CHP iktidarı için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. AKP'nin devrilmesi için tüm arkadaşlarımı hep birlikte çalışmaya davet ediyorum. Konuşmaların ardından yeni CHP üyelerine rozetleri takıldı. CHP rozeti takan isimler arasında Bodrum Kent Konseyi Başkanı Handi Topçuoğlu ile İmi Akdeniz Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Gündüz Nalbantoğlu da vardı. Hüseyin Başyazıcıoğlu, Ahmet Gümüş, Kemal Özyurt, Tuğçe Gümen, Neslihan Nazlıoğlu, Berna Tonguç Kılıç, Kaynak John Tepe'de Cumhuriyet'in 91. yıl dönümünde CHP rozeti takan isimler arasındaydı. <laughs> Rozet töreninin ardından sahneye Bayla Dans Grubu ile Ortakent Yaşlı Okulu Halk Oyunları Ekibi geldi. Büyük beyni toplayan dans gösterilerinin ardından sahneyi Sevinç Ender Kasal çifti aldı. Bodrum türküleriyle coşan CHP idiler. Maçları ve Çanakkale türküsünü hep bir ağızdan söylediler. <laughs> Cumhuriyet resepsiyonunda eşi Hülya Kocadon'la Kerimoğlu'nu oynayan Başkan Mehmet Kocadon büyük alkış aldı. Kocadon daha sonra abi Botto Başkanı Mahmut Kocadon'la Sepetçioğlu'nu oynadı. Cumhuriyet coşkusu 10. yıl marşı eşliğinde kesilen Cumhuriyet pastasıyla taçlandı. Salonu dolduran CHP'liler ellerinde Türk bayraklarıyla marşı eşlik ettiler. Pastayı CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, İl Başkanı Mustafa Öztürk, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve İlçe Başkanı Recai Seymen birlikte kesti. CHP'lilerin eğlencesi yerel türküler ve danslar eşliğinde gece geç saatlere kadar devam etti.